Bağımlılık tanısını koyduk. Tedavi edeceğiz. Tedavi yöntemlerine neler uyguluyoruz, nasıl uyguluyoruz? Bunları birazcık göz atmak gerekecek. Bağımlılık tedavisinde öncelikli olarak hasta bize müracaat etti. Ama sıklıkla hastalar kendi istekleriyle tedaviye gelmezler. Ya bir yakınları, ya bir arkadaşları, eşleri, akrabaları bir şekilde kişinin yaşamış olduğu sorunları fark eder. Önce kişiye söyler, o kişi baştan istemeyebilir. Ama sonra aile bireyleri net durursa tedavi için hastaneye müracaat edilir. Ama sıklıkla hastaneye gelindiğinde hastalar çok fazla sorun yaşamadıklarını, ya benim sorunum yok aslında, siz abartıyorsunuz şeklinde bir düşünceye sahiptirler. Biz öncelikle hastanın öyküsünü alırız, hastanın kendisinden. Hastanın yaşamış olduğu sorunlar nelerdir? Kendisinin şikayetçi olduğu bir durum var mı? Eşlik eden psikiyatrik belirtiler neler? Madde kullanımı ya da alkol kullanımı durumu var mı? Bunlar nasıl ilişkili hastalıklar? Bunların öyküsünü alırız. Daha sonra aile bireylerinden o öyküyü alırız. Aile bireylerinin gözlemidir. Mutlaka birlikte görüşmeyi tercih ederiz başlangıçta ki her iki tarafta birbiriyle açık ve net bir şekilde olabilsin. Bunlardan sonra bazı test, tetkik ve değerlendirmeleri isteyebiliriz. Bunlar işte beyin incelemeleri, diğer kan testleri, psikolojik değerlendirmeler gibi. Bazı hallerde de bunlara hiç ihtiyaç olmadan hastanın klinik tablosu eğer yatmayı gerektiriyorsa yatarak tedavi seçeneğini değerlendirebiliriz. Hastayı değerlendirdikten sonra, aile yakınından bilgi aldıktan sonra bütün hepsini değerlendirip bir şekilde ayaktan ya da yatarak tedavi planı yapıyoruz. Eğer ayaktan tedavi planı yapacaksak istediğimiz test tetkikleri yapıp hastayı bir tedavi sürecine yönlendiriyoruz. Eğer yataklı tedavi planı düşünüyorsak hastaya hastanın durumunu açıklayıp mevcut durumun yatarak tedavi olması gerektirdiğini hastaya belirtip bir yatış planı yapıyoruz. Yatış planı yaklaşık olarak 3-4 haftalık sürecek bir süreci içermektedir. Bu süreç içerisinde biz alkol madde kullanımına sebep olabilecek biyolojik sebepleri araştırmak için bazı testler yaparız. Bunlar beyin MR'ı, beyin EG'si, kan testleri, biyolojik testler, psikolojik testleri içermektedir. Bunlarla birlikte altta yatan başka bir psikiyatrik hastalık var mı yok mu diye değerlendirmek için de bazı kişinin kendi doldurduğu ya da işte doktorun ya da psikoloğun doldurduğu testlerle birlikte tanımızı netleştiririz. Bu süreç içerisinde bu testler devam ederken alkol ve madde kullanımına sebep olabilecek ya da alkol ya da madde kullanımına sebep olduğu bir psikiyatrik ya da biyolojik hastalık varlığı araştırılır. Bu arada biz bir detoksifikasyon dediğimiz, vücuttan toksinleri arındırma adını verdiğimiz tedavi sürecini başlatırız. Bu tedavi sürecinde neler var? Serum tedavisi ağırlıklı olarak uyguluyoruz bu süreçteki tedaviyi. Vücuda takılan bir damar yoluyla vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırıcı bir tedavi planımız. Bundan sonraki süreçte de eşlik eden diğer hastalıkları ve test tetkik sonuçlarına göre bir ilaç tedavisi planı yapıyoruz, düzeni yapıyoruz. Bu ilaç tedavisinin ilk amacı şudur. Kişinin hastane ilk yattığında ortaya çıkacak yoksunluk belirtilerini azaltacak ya da yoksunluk belirtilerini bastıracak bir ilaç tedavisini planlarız. Daha sonra da yoksunluk bulguları bittikten sonra da kişinin alkol ya da madde kullanma isteğini azaltacak bir ilaç tedavi planı yaparız. Bu arada kullanılan maddenin tipine ve cinsine göre bazı ek ilaç tedavisi seçeneklerimiz de bulunmaktadır. Bazı hastalıklarda mutlaka vitamin takviyesi verilmesi gerekirken bazı hastalıklarda mutlaka bazı sedatize edici ilaçlar olabilir ve kişinin kendi günlük işlevselliğini etkileyecek şekilde bir tedavi planını tekrar düzenleriz. Bu arada ilaç tedavisiyle birlikte eş zamanlı olarak hastanın bir psikoterapi süreci ve planı yapılmaktadır. Bu psikoterapi sürecinde hastayla birlikte tetikleyiciler, risk faktörleri gibi bazı yaşam özellikleri gibi süreçlerin de değerlendirilerek kayıt altına alınması ve tedavi sürecinde değerlendirmesini içermektedir. Yatış sürecinde ilaç tedavisi, psikoterapi ile birlikte psikoeğitim dediğimiz bağımlılıkla ilgili bir bilgilendirme sürecini kapsayan bir süreç dahil edilmektedir. Bunlarla birlikte ilaç tedavisi, psikoterapi ve psikoeğitimle birlikte aynı zamanda hastanın aile bireyleriyle var olan ilişkilerini de ayrıca değerlendirdiğimiz bir aile terapi süreci de dahil edilmektedir. Bunlarla birlikte kişinin alkol ya da madde kullanmayı isteğinin azaltılmasına yardımcı olacak derin TMO dediğimiz ek tedavi yöntemleri de diğer tedavi seçeneklerimiz arasında bulunmaktadır. 3-4 hafta hastanede kaldı hastamız. Yaklaşık 4 hafta kadar süren bir tedavi süreci.
Bitti, her şey bitiyor mu? Her şey bitmiyor. Esas tedavi süreci taburcu olduktan sonra başlıyor. Çünkü taburcu olduktan sonra da kişinin doktor ve psikoloğuyla mutlaka irtibatta olması gerekir ki taburcu olduktan sonra ortaya çıkacak tetikleyiciler, risk faktörleri, kullanma isteği gibi durumları bertaraf edebilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.